Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kaynak önerisi videosundayız. Evet, bu sene 12. sınıfta mezun oldum. Sizin için beğendiğim kaynakları bir köşeye ayırdım. Şimdi size bunlar üzerine tavsiye vereceğim ve belli başlı şeyleri deneyeceğim. Kaynaklardan kesinlikle yapmanız gereken, özellikle TYT sınavı için birinci kaynak olarak gösterebileceğim şey, arkadaşlar, kesinlikle YGS çıkmış soruları çözmenizi tavsiye etmiyorum yeni sınav sistemi için. Çünkü ciddi manada farklı. Sizin artık baz alabileceğiniz bir sınav var elinizde. Biz bu sene girdik ve test ettik. Bence YGS çözmeyin. Onun yerine ben size ALES'i öneriyorum. Kesinlikle sorular mantık olarak özellikle daha uygun şimdiki sınava. O yüzden bu TYT sınavı için öncelikle önerim kesinlikle son 5 yılın en kötü ihtimalle ALES sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum. YGS'yi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet, bu başlıca söylemem gereken bir şeydi. Şimdi gelelim diğer önerime. Diğer önerim ise kesinlikle Ocak ayından itibaren bölüm denemeleri çözmeye başlayın. Ben belli başlı kaynakları almıştım. Şu an bölüm denemeleri dağıttım. Tercih yapmayı düşündüğümden dolayı. Ama size tavsiye edebileceğim iki tane kaynak var. Birinci olarak bunları çözdükten sonra diğerlerini çözün. Palme ve Karakök. Bende zaten bunların kitapları da var. Size hemen şuradan göstereyim. Palme, YGS, Matematik. Bunu ben bayağı çözmüştüm. Ama dediğim gibi biz bu sene YGS sınav üzerinde. Bakın hatta şurada YGS yazıyor. Bakın hatta burada da YGS yazıyor. Bu kaynağı çözmüştüm ama dediğim gibi sınav sisteminden dolayı, kesinlikle burada Karakök'ün kaynağı kötü olduğundan dolayı değil, sınav sistemi değiştiğinden dolayı yeni sınav sistemine uygun değildi. Bu yüzden siz yine bir inceleyin. İlk bizim çözdüğümüz, girdiğimiz sınava göre soruları bir inceleyin. Buna en yakın olan kaynakları almaya özen gösterin. Ben yine Karakök'ü öneriyorum. Eğer tabi güncellerlerse kitaplarını, Karakök yine önerdiğim bir kaynak. Ama kesinlikle dediğim gibi bu Karakök'ün YGS kitabıydı. Hemen bir de burada LYS kitabı var. Yani şimdiki adıyla AYT ve TYT. Zaten biz Kasım ya da Aralık ayı gibi sınav değişti. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman yayınlanmıştı. O zaman da yeni basımlarda burada ilk kitapta TYT. Şimdi ilk kitapta TYT. İkinci kitabında AYT basımında çıktı. Aynı kitap olmasına rağmen içindeki hiçbir şey değişmedi. Sorular da dahil olmak üzere. Ve AYT şeklinde çıkarttılar bu kitabı da. Bu kitap ciddi manada uyuyordu. Özellikle LYS kitabı. AYT tarafında çok bir değişme olduğunu düşünmüyorum. Yani yine paragraflı sorular vardı ama yani size şunu söyleyebilirim ki TYT'ye nazaran AYT'de özellikle de değişim daha azdı. Bu yüzden yani yine önerdiğim kaynak özellikle matematik dersleri adına ben Karakök çözdüm ve memnun kaldım. Karakökler bu şekilde. Kesinlikle Karakök çözün. Bu bir. Şimdi geçelim diğer kaynak önerilerime. Burada size fen dersleri adına önerebileceğim en iyi kaynak Palme. Palme'nin kesinlikle ne buluyorsanız kaynak olarak, deneme olarak söylemiyorum şimdilik. Kaynak olarak kesinlikle Palme'nin biyoloji, kimya ve fizik kitaplarını alın. Bende şu an her kitabı yok. Zaten A ve B şeklinde ya da YGS, LYS yani yeni adıyla TYT ve AYT şeklinde her kaynaktan ikişer tane var. Ben burada hepsini gösterecek olsam 6-7 tane kitap olurdu. Hepsini buraya alamayacağım. Birkaç tane örnek olsun diye gösteriyorum. Bu kitaplardan da kesinlikle memnun kaldım. Dediğim gibi gayet kaliteli soruları var. Basit değil. Basit değil, bunu söyleyeyim. Bunlar özellikle derece isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Ve kesinlikle şundan kaçının. Eğer bir kaynağı bitirmediyseniz, özellikle konu bazlı olarak, yeni bir kaynak almayın. Çünkü ben bu hatayı yaptım bu sene. Elimde bir sürü kaynak kaldı. Tabii şu an hepsini dağıttım. Elimde de şu an kaynak yok. Bunlar belli başlı elimde kalan kaynaklarım. Bunları da zaten vereceğim sonra dediğim gibi. Elimde hiç kaynak kalmayacak. Bunları şimdi size göstermek için elimde duruyor bu kaynaklar. Evet, gördüğünüz gibi Palme'yi de öneriyorum kesinlikle. Bir kez daha tekrar edeyim. Bunu da şöyle koyalım. Ha, bu arada şunu göstermeyi unutmuşum. Geometri adına da dediğim gibi matematik alanlarında özellikle yine tekrar ediyorum. Karakök
Karaköy'ü size tavsiye ediyorum. Birinci kaynak olarak hiç değilse Karakök'ü çözün. Bunu şöyle koyayım. Şimdi gel gelelim. Özellikle de 12. sınıf dersleri adına size tavsiye edeceğim bir kaynak daha var. 12. sınıf matematik adına Apotem'in kesinlikle derece isteyenlerin çözmesi gereken bir kaynak. Kesinlikle ilk 50 kadro olmak isteyenlerin çözmesi gereken bir kaynak. Zor mu? Zor, evet. Bu gösterdiğim kaynakların hiçbiri kolay değil. Ama kesinlikle iyi bir sıralama elde etmek istiyorsanız bu kaynakları çözmeniz gerekiyor. Ciddi manada içinde zorlayıcı ve problem tarzında sorular var. Apotem'e özellikle bence soruları bu seneki AYT'ye yakın bir şekilde tutturmuşlar bazı soruları. Hatta nispeten de olsa bazı soruları birebirine yakın bir şekilde benzettiğim soruları var sınavdaki. O yüzden Apotem'i öneriyorum. Kesinlikle çözmeniz gereken bir kaynak. Şimdi başka önerebileceğim bir kaynak. Şöyle bir bakınıyorum çevreme. Evet. Deneme almıştım. Ben internetten sipariş etmiştim. Tonguç'un denemelerini söylemiştim. Yani burada tabii önemli olan şey şu. Benim denemede birinci planda önem verdiğim şey şu. Denemelerde kesinlikle çözdüreceğiniz etrafınızda kimse yoksa video çözümlü. Video çözümlü bulamıyorsanız kitap çıktı çözümlü. Ama kesinlikle çözümlü bir deneme almanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü çözümlü denemeler ciddi manada size yardımcı oluyor. Neden? Çünkü eğer deneme çözümlü olmazsa etrafınızda çözdüreceğiniz kimse de olmadığından dolayı etrafınızda bunu çözdürecek insanlar arıyorsunuz. O yüzden denemelerde birinci dikkat edeceğiniz şey çözüm denemeler olsun. Ve denemelerde ve kaynak seçerken de dikkat edeceğiniz şey yeni sınav sistemine uygun olup olmadığı. Bunu tabii siz önceden çözmeniz gerekiyor. Bizim çözdüğümüz bu seneki girdiğimiz sınavı ve buna uygun kaynaklar bulmanız gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bakıyorum. Yine dediğim gibi birçok internette ders veren YouTube kanalının çıkarttığı zaten şeyler var, denemeler var. Kaynakları da çözmedim ama kaliteli olduğunu düşünüyorum. Denemeleri kesinlikle kaliteliydi. Bu sınav sistemine en yakın biz sisteme ilk girdiğimiz için çıkmış sorulardan ziyade bu tarz hocaların ya da kitapları hazırlayanların tavsiyelerine güvenerek çözdüm ve haklıymışım. Çıkmış sorulardan ziyade bunlara yöneldim ve doğru da bir seçimdi bence. Şimdi evet, değişmeyen tek bir şey var ama kesinlikle ve kesinlikle bu tabii ki de en önemlisi 9-10 yani ara sınıfları ilgilendiriyor 11. Belli bir kitap okuma alışkanlığı elde ederseniz sınavda sizin işinize çok yarar. Çünkü ben bu hatayı yaptım yine. TYT'ye yetiştiremedim, yani ilk sınavı yetiştiremedim. Bu benim için çok büyük bir hataydı. Çünkü kitap okuma alışkanlığım düzenli bir şekilde yoktu. Kitap okumaya en fazla 11. sınıfta başladım zaten. O sıra biraz yoğunlaşmıştım ama 12. sınıfta tekrar bıraktım. Bu büyük bir hataydı benim için. Halbuki neye yarım saat ayırmıyoruz değil mi? Ama kitap okumaya kesinlikle vakit ayrılması gerekiyor. Yani dersle ilgili olsun, başka şeylerle ilgili olsun. Kesinlikle kitap okuyun arkadaşlar. Çünkü kitap okumak ciddi manada önemli. Şimdi dil bilgisi kaynağım var. Yani dil bilgisi, yani herhangi bir kaynak alabilirsiniz dil bilgisiyle ilgili olarak da. Dil bilgisi önemli ama size şunu söyleyeyim. Bu sınavda anlatım bozukluğu sorusu çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu tarz şeylerden ziyade yazım kuralları, noktalama işaretleri, bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Başka da size ne söyleyebilirim? Şöyle bir bakınıyorum da dediğim gibi bol bol paragraf sorusu çözün. Bol bol paragraf sorusu çözün. Bu şekilde önerilirim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmanızı umuyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.